Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere Mavic Mini'yi her yerde uçurabilir miyim? Yasaklar nedir? Kurallar nedir? Hangi şartlara uymam gerekiyor? Bu konularla alakalı elimden geldiği kadar bilgiler vermeye çalışacağım. Daha önce yayınlamış olduğum DJI Mavic Mini videolarının altına bu konularla alakalı çok fazla yorum geldi. Sadece Mavic Mini ile alakalı değil, genel olarak tüm drone kuralları ile alakalı elimden geldiği kadar bilgiler vermeye çalışacağım. Ayrıca yurt dışından satın aldığım drone'umu Türkiye'ye nasıl getirebilirim ya da Türkiye'deki drone'umu yurt dışına nasıl çıkartabilirim? Bunlarla alakalı elimden geldiği kadar bilgiler vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere DJI Mavic Mini DJI yeni çıkarmış, son çıkarmış olduğu ürün. Profesyonel kullanıma en yakın ve en hafif olan dronlardan bir tanesi. 250 gram ağırlığı var. Bu drone'un çıkma amacı, Amerika'da biliyorsunuz drone'unuzu kaydetmeden hobi amaçlı kullanım gramajı 250 grama düştü. Türkiye'de bu hala 500 gram. Öncelikle şu genel bilgiyi bir vermek istiyorum. Türkiye'de 500 gram altındaki drone'larınızı hiçbir şekilde kayıt ettirmenize gerek yok. Fakat drone'larınızı kayıt ettirmiyor olmanız demek, bu drone'unuzu her yerde uçurabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu drone'u satın aldığınız zaman bu drone'u ticari amaçlı kullanamazsınız. Sadece hobi amaçlı kullanabilirsiniz. Çünkü 500 gramın altında kalıyor. O yüzden de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün web sitesine girdiğiniz zaman bu drone'u kayıt ettiremeyeceksiniz. Ama kayıt ettiremiyor olmanız demek, tekrardan söylüyorum, her yerde uçurabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu ürün sadece hobi amaçlı kullanılabileceği için bunu sadece size ayrılan yeşil alanlarda kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde izin almanız gerekmiyor. Evet, kayıt ettirmeniz gerekmiyor. Fakat bunu alıp yasak olan bir yerde, yasaklı bir bölgede veya herhangi bir şekilde mahallenizde çıkartıp bu drone'u uçuramazsınız. Kayıt ettirmemek sadece sizin bu drone'u hobi amaçlı kullanacağınızı söylüyor. Fakat bu drone dediğim gibi sadece yeşil alanlarda, yani size izin verilen alanlarda bunu kullanabilirsiniz. Bakın, izin vermekten kastım şu, izin almak değil. Zaten siteye girip herhangi bir şekilde bu drone için izin müracaatında bulunamazsınız. Bu ve 500 gramın altında kalan diğer drone'lar için. Hepsi için aynı şey geçerli. Bunun için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde girdiğiniz zaman size uçuş izinleriyle alakalı bir haritayı yayınladı. Yani yeşil alanları tercih etmek zorundasınız. Şehir merkezlerinin olduğu yerlerde bu drone'u uçurduğunuzda ve yakalandığınızda bunun çok ciddi yaptırımları var. Ya aman ne olacak ki, ben işte kendi mahallemde, kendi evimden drone'umu uçurdum. İşte bir yerleri çektim ettim falan filan, kimse görmeden geri geldim. İnanın Türkiye'de artık bu işin fazlasıyla üstüne gidiliyor. Atıyorum ki siz üst kattan drone'unuzu, çatı katından drone'unuzu uçuruyorsunuz ve alttaki bir komşunuz sizi şikayet etti. Yani yerinizi herhangi bir şekilde tespit ederlerse veya cihazı kullanırken sizi yakalarlarsa 8.000 lira 9.000 lira bir para cezası var. Bazı şartlarda eğer daha bunu zorlarsanız askeri bölgelerin üstünde, hava alanlarının yakınlarında, hava alanlarının içine sokarsanız drone'u hapis cezasına kadar giden cezaları var. Bir başka konu, drone ehliyeti almam gerekiyor mu? Pilot ehliyeti almam gerekiyor mu? 500 gram altındaki drone'ları zaten sisteme kayıt ettiremediğiniz için pilot ehliyeti almanıza gerek yok. 500 gram üstündeki drone'lar için de eğer ticari bir faaliyet sergileyecekseniz, yani bu işten para kazanacaksınız, işte film çekimlerine olur, herhangi bir şekilde bir lokasyonun çekimi olur, yani bu işten para kazanacaksanız İHA0 ve İHA1 kategorisine giren drone'ları kullanabilmek için ticari faaliyetlerde, tekrardan söylüyorum, pilot ehliyeti almak zorundasınız. İHA0 ve İHA1 nedir? İHA0, 0 ile 4 kilogram arasında olan drone'lar. İHA1 de 4 kilogramla 25 kilogram arasında olan drone'lar. Yani çok üst segment drone'lar. Zaten bunları kullanıyorsanız zaten çok profesyonelsinizdir. Çok profesyonelsiniz de zaten bu işi ticari olarak yapıyorsunuzdur. Yani hobi amaçlı yaptığınızı düşünmüyorum. Yurt dışından drone getirmekle alakalı çok fazla soru aldım. Ben yurt dışından, Amerika'dan, Almanya'dan Türkiye'ye drone'larımı getirdim. Arkadaşlar, bu drone'u satın almanız herhangi bir cep telefonu veya herhangi bir şekilde başka bir elektronik alet almanızdan hiçbir farkı yok. Yani yurt dışından nasıl ki bilgisayar aldığınızda kişisel kullanım için alıyorsanız, sadece yapmanız gereken şey kutusundan çıkartacaksınız. Kendi ürününüz olduğunu bir şekilde göstermeniz lazım. Yani gümrüğe geldiğinizde oldu ki sizi çevirdiler gümrük kontrolünde ve size dediler ki böyle böyle bir ürün var. Sen bunu ticari amaçlı mı getirdin? Eğer bu soruyla karşılaşmak istemiyorsanız bu drone'u açıp kullandığınızı, kendinize kişisel bir ürün olarak aldığınızı göstermeniz gerekiyor. Yani o izlenimi vermeniz gerekiyor. Zaten bunun kişisel bir ürün olduğunu anladıkları zaman size zaten bunu satmak için mi getirdin, yurt dışından mı aldın gibi sormazlar. Belki de bunu Türkiye'den almışsınızdır. Yurt dışına çıkarken yanınızda götürmüşsünüzdür. Sonra tekrardan geri geliyorsunuz. Yani aynı nasıl ki bilgisayarınız için, bilgisayarınızı, atıyorum yurt dışında iş yapıyorsanız bilgisayarınızı veya tabletinizi nasıl ki yanınıza alıp yurt dışına çıkıyorsunuz ve tekrardan geri geldiğinizde size ya bu tableti sen niye aldın yanına, niye getirdin, buna gümrük keseceğiz falan gibi bir şey sormuyorlarsa aynısını bu ürün için de size sormayacaklar. Ama dediğim gibi tamamıyla bunun sizin kişisel ürününüz olduğunu ispatlıyor olmanız lazım. Yani ispatlamaktan kastım da bunun tabii ki kişisel ürün olduğunu nasıl ispatlarsınız? Kullanılmış izlenimi vereceksiniz. Yani açacaksınız. Ambalajlı kutusunda eğer bunu getirirseniz sizin bunu Türkiye'ye satma, yani kar amaç, yani kar elde etme amacıyla getirdiğinizi düşüneceklerdir ve size vergi çıkartacaklardır. Yani bunu çünkü çok fazla soruyorsunuz. Çok fazla sordular. İşte yurt dışından getirebilir miyim? Getirirken ne gibi sıkıntılarla yaşarım? Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer kendinize bu cihazı yurt dışından alıyorsanız ve getiriyorsanız buna hiçbir şekilde gümrük ödemezsiniz. Çünkü bu sizin kendi kişisel cihazınız. Ama şunu da karıştırmayın bu konuyu. İnternet sitelerinden sipariş edip Türkiye'ye getirmek farklı bir şey. İnternet sitesinden sipariş ettiğiniz zaman o mecburen zaten gümrüğe giriyor ve gümrükten size bir gümrük parası çıkacak. Yani ondan kaçarınız yok. Ama dediğim gibi kendiniz yurt dışına çıkıp bu drone'u alıp getirirseniz kutusunu açın, çantanıza koyun, getirin. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu soru gerçekten özellikle çok fazla geliyordu. Bu konuya bir aydınlık getirmek istedim. Şöyle de bir soru geliyordu, hazır aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Atıyorum Amerika'ya geldiniz, 500 gram üstünde Mavic 2 aldınız mesela, Türkiye'ye sokacaksınız. Bunun için öncesinde drone'u kayıt ettirmeniz gerekiyor mu? Hayır, drone'u öncesinde kayıt ettirmeniz gerekmiyor. Havaalanındaki gümrük kontrolünde sizin drone'unuzun gramajının ne kadar olduğu, kayıt edilmesi gerekiyor mu, edilmemesi gerekiyor mu? Bununla kesinlikle ilgilenmezler. Onlar sadece bu ürünü ticari amaçla mı getirdiniz, yoksa bu ürünü kendi kişisel kullanımınız için mi aldınız, ona bakarlar. Eğer kendi kişisel kullanımınız için bunu almayı ispat ettiyseniz ona herhangi bir şekilde ne vergi ne gümrük hiçbir şekilde karışmaz. Onun haricinde yurt dışı fiyatlarını çok fazla soruyorsunuz. Ben Amerika'dayım. Amerika'da global fiyatlar geçerli. Yani bu sadece dronlar için değil, hangi ürün olursa olsun. Global sitelere girdiğinizde gördüğünüz bütün fiyatlar Amerika'da geçerli. Yani combo paket 499 dolar yazıyor. Amerika'da da 499 dolar bu cihazın fiyatı. Fakat Amerika'da şöyle bir olay var. Amerika'ya geldiğiniz zaman bunu birçok üründe göreceksiniz. Hatta birçok üründe değil, bütün ürünlerde göreceksiniz. Size sundukları etiket fiyatı ve kasaya gittiğinizde göreceğiniz fiyat farklıdır. Çünkü bizim Türkiye'deki gibi ürünlere KDV'li fiyatını yazmazlar. Yani vergili fiyatını yazmazlar. Bunların ham fiyatlarını yazarlar. Kasaya gittiğinizde ne kadar bir vergi ödeyeceğinizi de orada görürsünüz. Bu Amerika için geçerli, yani Amerika'da olan bir durum. Hani bunu sakın ülkeye sokarken falan gibi algılamayın. Burada herhangi gittiniz, atıyorum tıraş makinesi alacaksınız. Gittiğiniz zaman neydi, atıyorum 100 dolar. Kasaya gittiğinizde o 110-120 dolar civarına falan çıkacaktır. Ben mesela 499 dolardı. Ben New York'tayım. 499 dolar olan bu cihazı ben 540 dolar aldım mesela. 40 dolara yakın bir vergi çıktı. 40 dolar vergisini ödedim çıktım, ama bunu Türkiye'ye getirirken herhangi bir şekilde gümrükte vergi ödemeyeceğim. Çünkü ben bu drone'u açtım, kullandım. Kendi kişisel ürünüm. Gerçekten arkadaşlar son dönemlerde drone konusu Türkiye'de, yani Türkiye'de değil aslında bütün dünyada, hemen hemen bütün dünyada drone'lar artık çok fazla böyle kontrol altına alınmak isteniyor. Çünkü çok saçma salak şekilde kullananlar oldu. İnsanları taciz edenler, askeri alanların üstünde uçmaya çalışanlar, havalimanına sokmaya çalışanlar falan. Yani o kadar böyle suistimal edildi ki bu alet. O yüzden mecburen, hani ben devletlere hak veriyorum. Hani yapılabilecek bir şey yok. Onlar da bir şekilde bunu kontrol altına almak zorundalar. O yüzden çok fazla yasaklar uygulanmaya başladı. Ha, Türkiye'de bu birazcık abartıya kaçtı mı? Evet, Türkiye'de bu birazcık abartıya kaçtı. Çünkü Türkiye'de neredeyse yeşil alan diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok. Şu, yani hobiyi yapabilmek için, yani şu hobiden zevk alabilmek için arabanıza binip, yani 100 kilometre, 200 kilometre, belki 250 kilometre yol yapacaksınız. Şunu yarım saat uçuracaksınız, sonra tekrar evinize döneceksiniz. Yani şu artık bir hobi olmaktan çıktı. Yani bunu hobi olarak yaparken bunun yanında bir şeyler daha eklemek zorundasınız. Çünkü o kadar kilometreleri sadece bunun için gitmezsiniz. Özellikle yani hobi olarak yapıyorsanız, ticari olarak yapıyorsanız zaten bu işten para kazanıyorsunuz. Para kazanıyorsanız zaten 100 kilometrede gidersiniz, 500 kilometrede gidersiniz. Günün sonunda ticari bir iş yapıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, uçururken çok dikkatli olun. Özellikle son dönemlerde şikayetler falan çok fazla arttı. Herkes birbirini şikayet ediyor Türkiye'de, biliyorsunuz artık. Yani. Onun haricinde Amerika'da drone uçurmak nasıl? Amerika'da nasıl drone uçurabilirsiniz? Hani Amerika'ya gelmek isteyen arkadaşlar varsa ve yanında drone'unu da getirecekse. Amerika'da kurallar sıkı. Before you fly diye bir tane uygulama var. Ben çok sevdim bu uygulamayı. Birazcık araştırdığımda nerelerde drone uçurabilirim, hani nerelerde sıkıntı yaşamam, nerelerde hani para cezası yemem veya herhangi bir şekilde başım ağrımaz. Bu söylediğim uygulamada, ekrana da koyacağım zaten. Bu söylediğim uygulamada drone uçurmak istediğiniz yerleri hem görebiliyorsunuz, yani harita üzerinde nerelerin serbest olduğunu görebiliyorsunuz, hem de atıyorum ki herhangi bir bölgeyle alakalı bir bilgi yoksa siz sadece oraya bir pin bırakıyorsunuz harita üzerine. O size o alanda drone uçurabilir misiniz, uçuramaz mısınız, veya o alanda drone uçuruyorsanız, atıyorum serbest bir bölgedesiniz, o alanda drone uçuruyorsunuz fakat işte 1 mile 2 mile yakınlarınızda kırmızı alana giren bir bölge var. Size onları gösteriyor. Yani hangi alan içerisinde uçuş yapabileceğinizi, etrafınızda ne kadar mesafelerde neler olduğunu, hani nerelerin yasaklı olduğunu veya hangi bölgelere girmemeniz gerektiğini size gösteriyor bu uygulama. Ben gerçekten bu uygulamayı çok beğendim. Türkiye'de böyle bir uygulama yok diye biliyorum. Son zamanlarda Türkiye'de çok fazla drone uçurmadım. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eğer böyle bir uygulama yayınlarsa, böyle bir uygulama çıkartırsa çok hoş olur. Bu söylediğim Amerika'da kullandığım uygulama FAA'nin, yani kendi Amerika'nın kendi yasal sitesinde yazan bir uygulama. Hani bu uygulama sayesinde, hani bu uygulama üzerinden nerelerde drone uçurabileceğinize bakabileceğinizi size söylüyor. O yüzden Amerika'da o konularda çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Nerede drone uçurabileceğinizi bildiğiniz için o bölgeye gidip drone uçurabiliyorsunuz. Tekrardan Türkiye'ye dönecek olursak, tekrardan bir konunun üstünden geçmek istiyorum. Mavic Mini'yi satın aldığınız zaman her yerde uçuramayacaksınız. Bu birincisi. Kayıt ettiremiyorsunuz ve bu ürünü sadece hobi amaçlı kullanabilirsiniz. Ticari bir faaliyette bunu kullanamazsınız. Çünkü izin alamazsınız ve kayıt yaptıramazsınız. Bu ürün için pilot ehliyeti almanıza gerek yok. Çünkü bunu ticari amaçla kullanamayacaksınız. Ticari amaçla kullanamayacağınız için bu ürün için pilot ehliyeti almanıza gerek yok. 500 gram üstündeki dronları için ticari amaçla kullanacaksanız İHA0 ve İHA1 kategorisine giriyorsa dronunuz, yani 0-4 kilogram ve 4 kilogramla 25 kilogram arasına giriyorsa dronunuz, ehliyet almak zorundasınız. Ürününüzü sisteme kayıt ettirmek zorundasınız. Herhangi bir bölgede uçuş yapmak istiyorsanız bunun için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinden izin almak zorundasınız. Onun haricinde uçuş yapabilir misiniz? Evet, yaparsınız. Herhangi bir şikayet üzerinde veya herhangi bir durumda yakalandığınızda ciddi para cezaları ödersiniz. Son dönemde özellikle bu konularla alakalı ceza alan arkadaşlar bunları paylaşıyorlar. 8.000 lira, 9.000 lira cezalar alan arkadaşlar var. Bu tarzda cezalarla muhatap olmak istemiyorsanız bu söylediğim şeylere dikkat etmek zorundasınız. Onun haricinde tekrardan şu yurt dışından drone getirmekle alakalı bilgi vereceğim. Yurt dışından drone getirmek istiyorsanız bunun kişisel ürününüz olduğunu kanıtlarsınız. O izlenimi verirseniz eğer hiçbir şekilde size belge, evrak, herhangi bir şekilde hiçbir şey sormazlar. Drone'unuzu gayet temiz bir şekilde Türkiye'ye sokabilirsiniz. Evet arkadaşlar, elimden geldiği kadar yurt dışında ve Türkiye'de drone uçurmakla alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Bu konularda çok yoğun bir şekilde sorular aldığım için böyle kısa bir video yapmak istedim. Hem bir bilgilendirme videosu olsun diye. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar. Hala kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, aklınıza takılan her konuda yorum bırakmayı unutmazsanız. Elimden geldiği kadar, çünkü bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bütün yorumlara geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Eğer atladığım yorumlar oluyorsa kusura bakmayın. Bütün yorumları hemen inceleyip hemen geri dönmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.